Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size iç mekan bitkisi olan, genellikle evlerde ve ofislerde tercih edilen süs bitkilerinden şeflireyi anlatacağım arkadaşlar. Şeflire bitkimizi görüyorsunuz, gayet güzel bir şekilde büyüdü, sağlıklı da. Ama bunların yaprak döktükleri zaman ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki yaprak döküyor benim bitkim, ne yapmam lazım? Önce neden yaprak döker? Bunları anlatacağım size. Saksı toprak değişiminden tutun da sulamasına kadar birçok bilgiyi bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Şeflirenin doğal ortamı tropikal iklimdir. Bu da demek oluyor ki bitkimiz nemi seven bir bitkidir. Eğer bir bitkinin doğal ortamı tropikal iklimse mutlaka o bitkiye nem vermeniz lazım. Eğer ki nemi olmayan, benim gibi İç Anadolu bölgesinde yaşıyorsanız ve kuru iklime sahipseniz, o zaman da ne yapmanız gerekiyor? Bunlar hakkında da sizlere bilgi vereceğim. İki ana türü ayrılan bu bitkinin 500'den fazla alt türü vardır arkadaşlar. Yaprakları insan parmağını andıran bir bitkidir, görüyorsunuz. Odunsu gövdeye sahiptir. Doğada 4 metreye kadar uzayabilir. İç mekanda ise, evlerde ve ofislerde ise 2 metreye kadar boyu uzayabiliyor ki bu görmüş olduğunuz bitkimiz de gayet güzel bir şekilde yetişti. 1 metreyi de geçti boyu bu arada. Bitkimiz arkadaşlar ışıklı ortamı sever, aydınlık ortamı sever. Ama eğer ki güneşten bir aydınlık ortam oluşabilecek bir yer değilse, genelde hastanelerde görüyoruz biz bunu, iş yerlerinde görüyoruz, ara koridorlara koyuyorlar ve oralara tabii ki güneş girmediği için nasıl yetişiyor? Alternatif ışık kaynaklarıyla yetişiyor arkadaşlar. Zaten bu bitkiyi diğer bitkilerden ayıran en önemli özelliği ise alternatif ışık kaynaklarıyla yetiştirilebilen bitki olmasıdır. Bu da çok tercih edilen bitkiler arasındadır. Ofislerde özellikle ondan dolayı bu bitki çok tercih edilmektedir. Nemi seven bitki dedik. Nemli olmayan ortamlarda kesinlikle yaprak döker. Eğer ki yaprak dökmesini istemiyorsanız bitkimizi nemlendirmeniz gerekiyor. Bunu bir fıs fıs yaparak, yapraklarını ıslatarak veya da bir duş aldırarak güzel bir şekilde nemlendirmesini sağlayabilirsiniz. 7-8 derecenin altında soğukta bırakmıyoruz. Oda sıcaklığında kesinlikle tutmamız gerekiyor çiçeğimizi, bitkimizi. Soğuktan kaynaklı da yine yaprak dökebiliyor arkadaşlar. Bu arada yaprak dökmelerini tek tek sıralayayım ben sizlere. Nemsiz olursa yaprak döker. Soğukta kalırsa yaprak döker. Aşırı güneşte, direkt güneşe maruz kalırsa yaprakları kurur ve dökülür. Saksı toprak değişimini sürekli yaparsanız, bunu böceklendi, velhasını çok suladım gibisinden birçok sebepten dolayı saksı toprak değişimini yaparsanız bitkinizin yaprakları dökülür arkadaşlar. Kök çürümesi olur, yaprak döker arkadaşlar. Yer değişiminden dolayı yaprak döker arkadaşlar. Orası olmadı diğer yere koyayım, orası olmadı diğer yere koyayım. Yani sabit bir yer belirlemezseniz bitkinizde, o da bitkinizin şaşırmasına ve yaprak dökmesine sebep olabilecek ihtimaller arasındadır. Peki yaprak döküyorsa ne yapmamız lazım? Hepsini tek tek anlattım zaten. Soğuk ortamdaysa daha ılık ortama, oda sıcaklığı olan bir ortama koymanız gerekiyor. Eğer çok güneş alan bir ortamdaysa güneş görmeyen bir yere almanız gerekiyor. Kök çürümesi varsa toprağından çıkartmanız lazım, kökleri temizlemeniz lazım ve kuru bir toprağa tekrar ekmeniz lazım. Sürekli olarak da yer değişimini yapmamanız gerekiyor. Tek bir yerde bitkimizi konumlandırırsanız bu şekilde de bitki yerine alışacaktır ve yaprak dökmeyi de bırakacaktır. Saksı toprak değişimine gelince, bahar aylarında saksı toprak değişimini yapabilirsiniz. Daha büyük bir saksı ya da yine bahar aylarında alabilirsiniz. Lakin kök çürümesi varsa, toprağında böceklenme varsa, bu kış mevsimine de denk geldiyse saksısını değil ama toprağını değiştirmenizi önerebilirim arkadaşlar. Marketlerden aldığımız topraklar maalesef ki içerisinde böcek larvaları olduğundan dolayı hızlı bir şekilde böceklenme yapıyor, sineklenme yapıyor. Yani ne yaparsanız yapın bunun önüne geçemiyoruz. Ben çok denedim, birçok şeyi denedim fakat en son çare olarak toprak değiştirmede buldum çareyi. Bunu da ne yapabilirsiniz? Yakınlarınızda sera varsa, ki ben seralardan genellikle toprağımı almayı tercih ediyorum, seralardan alabilirsiniz veyahut bir çiçekçiden torf toprak alarak da bahçe toprağından dahi karıştırarak yine bitkimizin toprağını bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Market toprağını kesinlikle kullanmayın derim. Bunun dışında aşırı derecede güneş görmemesi gerektiğini de söylemiştim. Sulaması. Evet.
Arkadaşlar, böyle büyük bitkiler yetiştiriyorsak kesinlikle drenaj deliği olması lazım saksımızda. Yani altında saksının delikler olması gerekiyor. Sulama yaptığınız zaman o deliklerden o suyun çıkmasını sağlamanız gerekiyor. Kapalı olmamasına dikkat edin. Bazen saksıların altındaki o drenaj delikleri kapalı oluyor, fark etmiyoruz. Onları bir şiş yardımıyla ısıtarak oradaki delikleri açabilirsiniz ve drenaj deliklerini sağlayabilirsiniz. Bu tür büyük bitkilerin arkadaşlar sulamasını yaparken toprağını kontrol etmenizi öneriyorum. Toprağının kurumuş olmasını sağlayın. Ne kadar nemi seven bir bitki olsa da sürekli sulamak bitkimizin köklerine zarar verecektir ve çürüme meydana getirecektir. Bundan dolayı toprağının kuruluğundan emin olun. Ondan sonra bolca sulayın ve drenaj deliklerinden o suyun çıktığından emin olun ve tabaktaki fazla suyu boşaltın arkadaşlar. Suyun içerisinde sürekli uzun sürede bekletmeyelim. Bu şekilde de bitkimizin sağlıklı yetişmesini sağlayabilirsiniz. Bitkilerimizi vitamini anlatmadan önce arkadaşlardan sizden ufak bir ricam olacak. Videolarımı izliyorsunuz. Ben de söylemeyi unutuyorum. Siz de beğen tuşuna basmayı unutuyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki beğen tuşuna basarsanız beni çok memnun edersiniz. Videomun öne çıkmasını sağlayacak, daha çok kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Evet, vitaminler arkadaşlar. Ben ayda bir kere olmak üzere bitkilerime kök güçlendirme yapıyorum. Bunun videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Sarımsak ve aspirine kök güçlendirme diye. Bitkimin hem hızlı köklenmesini sağlıyor, köklerinin güçlenmesini sağlıyor. Çiçek açmayan bitkilerin çiçeklenmesini sağlıyor. Büyümesi duran bitkilerin de daha hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Bunu deneyerek de bitkilerinizdeki farkı görerek de ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Bitkilerimize ara ara vitamin desteği vermeyi unutmayalım. Benim kanalımda doğal vitaminler var. O kürleri de yaparak bitkilerinize gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Sineklenme yapmıyor. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Ben deniyorum, yapıyorum ve benim şu anda bitkilerimin hiçbirinde sineklenme yok arkadaşlar. Evet, yine bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şeflere bitkisi hakkında aklıma gelen yine bütün bilgileri verdim. Ama unutmuş olduğum tabii ki olabilir. Eğer ki unuttuğum varsa, merak ettikleriniz varsa yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğüm müddetçe dönüş yapacağım. Ayrıca Instagram adresimden de aynı hesabım, evimin renkleri iknur olarak. Oradan da yine resim video atarak bitkileriniz hakkında bilgiler edinmek isteyebilirsiniz. Sorular sormak isteyebilirsiniz. Oradan da yine sizlere dönüş yapıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın.